Arkadaşlar merhaba. Bu görsel dersimizde .NET Framework ortamında Entity Framework kod sos yaklaşımı üzerinden bir veri tabanı inşası gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi Entity Framework bir ORM mimarisidir. Kısaca ORM'in tanımını yapacak olursak şöyle diyebiliriz. İlişkisel veri tabanı ile nesne tabanı arasında bir tür köprü özelliği gören ve ilişkisel veri tabanındaki bilgileri yönetmek için nesneleri kullandığımız bir tekniktir ORM. Şimdi bu mimariyi kod sos yaklaşımı ile birlikte kullanarak veri tabanı inşasını gerçekleştireceğimiz projemizi kurgulamaya başlayalım. Bunun için öncelikle Visual Studio'yu, ardından SQL Server Management Studio'yu açıyorum. Projemizi direkt çok katmanlı mimari üzerinde gerçekleştirelim. Bunun için öncelikle boş bir solution oluşturuyorum. Adına da fcontrols diyelim. Boş solution'a bir adet class library ekleyerek başlayalım. Adına da data layer diyelim. Buradaki ilk işlemimiz Entity Framework'ü class library'imize dahil etmek olacak. Buradaki kurgumuzu iki nesne üzerinden gerçekleştirelim arkadaşlar. Ürün ve kategori. Basit bir örnek olsun. Tabii bir de bu iki objemizin ortak propertylerini taşıyacak bir tane de base class'ımız olacak. Hemen bunları oluşturmaya başlayalım. Bunun için öncelikle boş bir folder ekliyorum. Adına da ORM diyorum. İlk olarak base class'ımızı inşa edelim. Erişimini public olarak tanımlayalım. İlk ortak property'miz ID. Bu veri tabanı üzerinde key olarak tanımlanacak. ID olmak zorunda. Kategori ve ürünün diğer ortak iki property'si de name ve description. Şimdi ürün klasını hemen oluşturalım. Base class'tan miras aldığını belirtiyoruz. Farklı olarak bunun bir de price property olsun. Aynı işlemleri bunda da gerçekleştiriyorum. Gerçi bunda ekstra bir property'ye ihtiyacımız yok. Biz bu iki obje üzerinde direkt ilişki yapılarını kurgulamaya başlayalım. İlişki kurgularımız zaten virtual property'ler üzerinden gerçekleştiriyoruz. Şimdi mevcut kurgumuz gereği yapmamız gereken şey bir ürüne bir tane kategori, dolayısıyla bir kategoriye de birden fazla ürün atıyoruz. Bunun için hemen gerekli yapıyı kurgulayalım. Hemen tanımladığımız bir virtual'ın hangi foreign key'e bağlı olduğunu belirtelim. Normal şartlar altında zorunluluk açısından baktığımızda bunu buraya yazmasak da olur. Neden? Çünkü zaten ID'nin önüne gelen isimler bunun foreign key olduğunu yakalayacaktır kendisi. Ama biz standartları korumak açısından bunu buraya belirtelim. Ürüne bir tane kategori atadık. Burada da çoğulluğumuzu belirtmek açısından collection'ımızı tanımlayalım. Mevcut kurgumuzda neydi? Bir kategoriye birden fazla ürün. Bir ürüne de bir tane kategori düşüyordu. Mevcut kurgumuzu bir şu property'ler üzerinden gerçekleştirdik. Şimdi database'imizi oluşturmamız için yani context class'ına ihtiyacımız var. Adına context db diyelim. Db context class'ından miras alacak. İsimleri aynı olmasın. Şimdi burada veri tabanı üzerine tanımlanacak table'ları db set şeklinde property ile tanımlanması gerekiyor. Table olarak
kategori ve product nesnemiz var diyelim. Table'larımızı bu şekilde belirttik. Tabii bunun sonucu bilgilerini de belirtmek için Construction metotta Connection String'i bu şekilde belirtiyoruz. Hemen server'ımızın adresini belirtelim. Database ismimiz context değil. Tamam, doğru oldu sanırım. Şimdi normalde DB first yaparken projelerimizde pluralize edelim mi diye kendisi soruyordu. Bu konfigürasyonu burada kendimiz yapmamız lazım. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Eğer biz hiçbir konfigürasyon yapmazsak otomatik kendisi pluralize edip bunları categories ve products diye table isimlerini verecek. Biz bunu istemiyorsak eğer o model create metodunu override edip şu komutu yazıyoruz. Bunu yazdığımızda artık pluralize etme olayını devre dışı bırakmış oluyoruz. Şimdi yapmamız gereken database'imizi oluşturmak için Tools'tan Nugget Package Manager'dan Package Manager konsola giriyoruz. Ve buraya birkaç kod yazacağız. Şimdi burada yazacağımız kodlar Automatic Migrations üzerine olacak. Şu anki videomuzda Automatic Migrations üzerinden gideceğiz. Sonraki videolarımızda tabii ki Custom Migrations üzerinden Initializer metotlarına override edeceğiz. Şimdi Migrations'ımızı aktif edelim. Konfigürasyon dosyası oluşturuldu Migrations klasörünün içine. Şimdi tabii ki daha database'imiz oluşmadı. Hemen kontrol edelim isterseniz. Database'imiz henüz oluşturulmadı. Oluşması için de update database komutunu veriyoruz. İşlem gerçekleştirildikten sonra hemen refresh edip kontrol edelim. Context DB veri tabanımız oluşturuldu. Tanımladığımız DB setlerde table olarak tanımlanmış durumda burada. Şimdi birkaç ekleme işlemi gerçekleştirelim. Bunun için Solution'a Adapt Control uygulaması ekliyorum. Tabii ki yazdığımız data katmanını UI katmanına referans olarak vermemiz lazım. Ve burada Entity Framework objelerini kullanacağımız için Entity Framework'ı da katmanımıza dahil etmemiz gerekiyor. Ve burada yapmamız gereken ilk iş hemen context dediğimizi burada tanımlayalım. Bir tane kategori oluşturalım. İsmini elektronik diyelim. Şimdi ekleme işlemimizi şu şekilde gerçekleştiriyoruz. DB dediğimizde az önce bizim context DB içerisinde tanımladığımız DB setlerimiz hemen gözüküyor. Yani tipine de bakarsak zaten DB set. Kategori nokta et diyerek ekleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bunu database üzerinde gerçekleşebilmesi için save change metodunu kullanmamız gerekiyor. Veri tabanı üzerine ekleme işlemi bu şekilde gerçekleşti. Gerçekleşecek yani tabii ki projeyi run ettiğimizde. Ve dilerseniz biz bu kategoriye birkaç tane de ürün ekleyelim. Şöyle bir product tanımlayalım.
Bu bir buzdolabı da değil. Şimdi bize kategori ID'sini soruyor. Pardon, price'e girelim. Bize bir kategori ID soruyor ama elimizde bir ID yok gibi gözüküyor bize. Ama aslında var. Ekleme işlemi gerçekleştikten sonra objenin içi hemen ID yerleştirilmiş olacak zaten. Çok güzel bir özelliği entity framework'ın. Hemen burada nokta eklediğimizde burada iki tane ekleme işlemi gerçekleştirdik. Şimdi tek tek kontrol edelim. Tabii başlangıç projemizi seçmemiz lazım önce. Start dedim. Objemiz oluşturuldu hemen. Save için istedim. Şu an kategorimizin web tabanımıza eklenmiş olması gerekiyor. Bakalım hemen. Elektronik. Kategori elektronik ürünler için eklemişiz. Şimdi bakalım gerçekten kategorimizin ID'si gelmiş mi? Gördüğünüz gibi ID'si 1. Çok güzel özellik. Çalışıyoruz. Ürünümüzü bekledik. Hemen onu da kontrol edelim. Herhangi bir sıkıntı çıkmadan ekleme işlemimizi de gerçekleştirdik. Evet arkadaşlar. Entity Framework, CodeFirst yaklaşımıyla veri tabanı inşamızı gerçekleştirdik. Bir sonraki videomuzda Custom Migrations üzerinde initializer metotlarını override etmeyi göreceğiz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.